Finans Sokağı'ndan merhaba. Finans Mahallesi Muhtarı Süleyman Güner'in sunduğu programımız başlıyor. İhtiyar heyetinde ise Doktor Seyfi Akil var. Nasıl buldun yeni ünvanını? Güzel güzel. Öncekinden daha güzel. Ama o ihtiyarı sevmedim başta ya. O ihtiyar nedir ya? Mülki amirimiz tabii Güler Güner oluyor bu arada. Onu da Ya ekonomi tabii canım, fakültesinde o en bekliyor. yüksek hiyerarşik amir. Öncelikle klasik uyarımızla başlayalım. Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayınlanan tebliğdeki yatırım danışmanlığı faaliyetlerine ve bu faaliyette bulunacak kurumlara ilişkin esaslar hakkında tebliğ çerçevesinde aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ve müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır diye hatırlatarak haftaya tabii ki Cuma gününün kapanış değerleriyle başlayalım her zaman olduğu gibi. BIST 100 endeksi 8.346 puanla kapanırken dolar haftayı 30,30 kuruşla tamamladı. Altının ons fiyatı 2018 dolar olurken Brent petrol 81,91. Euro Cuma akşamına 32,94 ile tamamlarken Euro dolar paritesi ise 1,08 ile tamamladı. Şimdi gelelim haftanın bu önemli göstergelerinin arkasındaki başlıca haberlere. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi Cuma sabahında %0,26 yükselişte 8.191 puanla başlamıştı. Açılışta BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 21,48 puan ve %0,26 değer kazanarak 8.191 puana çıktı. Sektör endekslerinde en fazla kazandıran sektörlere de bakalım. 0,78 ile gıda içecek sektörü olurken tek kaybettiren ise %0,06 ile spor olmuş. Analistler küresel pay piyasalarında açıklanan makroekonomik veriler ve şirket finansal sonuçlarından alınan sinyallerin ardından karışık bir seyir izlendiğini söyledi. Bir de yerli yatırımcılarla ilgili bir bilgiler paylaşıldı geçen hafta. Onların durumuna kısaca göz atalım. Yerli yatırımcıların finansal varlıkları 2023'te önceki yıla göre %57 artarak 22,6 trilyon lirayı aştı. Yerli yatırımcıların özel Eurobond varlıkları ise %95 artarak 437 milyar liraya yaklaşırken kamu Eurobond varlıkları ise %71 yükselişle 1 trilyon 470 milyar liraya ulaştı. Dolar tahminlerine göz attığımızda dolar tahmini gündem olan bankadan bir açıklama geldi. Wells Fargo bunu açıklayan 2024 yılına ilişkin Uluslararası Ekonomik Görünüm Raporu'nda Dolar-TL kurunun yılın ikinci çeyreğinde 2 liraya kadar gerileyeceği öngörüsünde bulundu. Bankanın tahmini gündem olurken Wells Fargo Uluslararası Ekonomisti Nick Benningbrook konuya ilişkin açıklamasında tezlerinin Merkez Bankası'nın geleneksel politikalara devam edeceği varsayımı altında geçerli olduğunu söyledi. Bu açıklamaya göre bankanın analizinde Dolar-TL'nin 2024 yılının ilk çeyreğinde 31 seviyesine yükseleceği, yılın ikinci çeyreğinde ise 30,50 seviyesine gerileyeceği öngörüldü. Yılın üçüncü çeyreğinde kurun 30 seviyesine, son çeyrekte ise 29,50 seviyesine gerileyeceği öngörüldü. Banka ikinci çeyreğinde 28,50 olacağını tahmin etti ve dolar kuru tahmini gündem olan raporun analistlerinden Benenbrook'un öngörülerine ilişkin açıklama yapıldı ve TCMB'nin geleneksel politikalar izlemeye devam etmesi ve enflasyonda düşüş görülmesi durumunda bütün bunların geçerli olacağını da eklemişler. Bir gram altınla ilgili bir tahminden söz edelim. Biliyorsunuz ki bu konuda en çok İslam Memiş açıklamalar yapıyordu. Son dönemde dalgalı seyir izlerken yatırımcılar altındaki son durumu takip etmeye devam ediyorlar ve Memiş Fed'in faiz kararını işaret ediyor öncelikle. Dolar kuru 30 lira seviyesini aşarken altın fiyatlarındaki dalgalanmalar da sürüyor. İç piyasada Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yatırımcıların odağında Fed'in faiz kararı var. Altın fiyatları yükselecek mi? 2024'te yatırımcıları neler bekliyor sorusuna ise şu şekilde cevap vermiş. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken Mart'ta da %57 ihtimalle %5,25 5,5 seviyesinde tutulacağı öngörülüyor. Ve İslam Memiş de tahminlerini şu şekilde paylaşmış altın konusunda. Ons altın 2035 dolar seviyesinde. Fed'e kadar 2000 dolar destek seviyesi, yukarıda 2070 direnç seviyesi var. Bu bant aralığında takip etmeye devam ediyoruz demiş. Gram altın tarafında ise yine yükselen bir rakam var karşılığımızda. 2060-2070 lira aralığında dalgalanan bir gram altın var. Burada da 2040-2070 aralığını takip etmeyi sürdüreceğiz demiş.
Ons altında her ne kadar baskılanma sürse de dolar kurunun güçsüz duruşu gram altın düşüşlerinin daha yıldız kalmasına neden oluyor. Ons fiyatlarında gördüğünüz düşüşleri gram altın tarafında beklemeyin demiş. Ve kısa vadeli bir baskılanma süreci Fed'e kadar devam edecektir ama Fed'in faiz kararından sonra yine 2090 lira seviyesine yukarı yönlü kıran bir gram altın karşımızda olacak diye eklemiş. Öngörülerin ne kadar haklı çıkacağını yaşayıp göreceğiz zaten. Ve korkulan oldu. Haftalardır biliyorsunuz Kızılderilimizdeki gerilim navlun fiyatlarında artışa neden olabilir diye buradan söylüyorduk ve Kızılderilimdeki gerilimin sonrasında navlun fiyatları 8 haftadır artmaya devam ediyor. 40'lık konteynerin navlun fiyatı 25 Ocak itibariyle 3.964 dolara yükseldi demiştik. Hatta bir çağrıda da bulunmuştuk konteyner alımıyla ilgili. Denizcilik araştırma şirketi Drewry'nin Dünya Konteyner Endeksine göre 40'lık konteynerin navlun fiyatı 25 Ocak'ta 3.964 dolara yükseldi. Fiyatlarda en sert artış Şangay-Cenova hattında gerçekleşti. Navlun fiyatları bu dönemde %186,6 arttı. Kızıldeniz'deki jeopolitik gerilim nedeniyle navlun fiyatlarının artışı özellikle İran'ın desteklediği Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de Babül Mendeb Boğazı'nda İsrail ile bağlantılı ticari gemilere yönelik başlattığı saldırılar sonrası denizcilik şirketlerinin rotalarını Ümit Burnu'na çevirmesi şeklinde olmuştu. Ve bu da 10-14 günü bulan bir süreyi uzatıyordu. Bazı gemilerin Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere öncülüğünde bu sürede karşı başlatılan saldırılar ve denizcilik şirketlerinde bölgeyi kullanmamalarının tavsiye edilmesinin ardından Kızıldeniz'deki gemi trafiği hızla azalmaya başladı. Ve bunların tabii ki ithalat, ihracat rakamları yanı sıra enerji konusunda özellikle bizlere tekabül edeceğini de söylemek mümkün. Evet, bu bilgiler ışığında geçen haftayı nasıl değerlendirirsin diye sözü uzmanımız Doktor Seyfi Akil'e bırakmak istiyorum. Hazırsan. Tabii ki de. Şimdi o zaman şu küresel bir gelişmelerden bir başlayalım. Sonra yurt içi değerlendirmeleri bir konuşalım. Tabii ki de 2023'ü biz hem ABD tarafından hem de Avrupa Merkez Bankalarının öncülüğünde bu bölgede faizler ve enflasyondan konuştuk. Hatta bu dönemde zaman zaman Çin ana karasını da işin içine kattık. Genelde baktığımız tablo şuydu. Enflasyonu hedeflerin yakınına çekebilmek için kullanılan bir faiz silahından bahsettik. Hatta 2023'ü biz dünya çapında böyle kapattık. Şimdi buradaki değişimler tabii arada bu ülkelerden gelen ekonomik verilerdeki değişiklik yatırımcıların iştahlarını da farklı yönlere çevirdi. İsteklerini de farklı yönlere çevirdi. Bu vesileyle zaman zaman çapraz kurlara baktığımızda euro karşısında değer kaybeden bir doları gördük. Zaman zaman da bunun tam tersi oldu. Bu belirsizlikler çerçevesi içerisinde yatırımcılar da kendini farklı alanlara yönlendirmeye başladı ki burada en bildiğimiz, en tanınan alan da muhakkak ki altındı. Dolayısıyla bu 2023 yılını biz hatırlarsanız fiyatlamalar noktasında zaman zaman yukarı, zaman zaman da aşağı inen paritelerle kapattık. Özellikle altının ons fiyatının 2000 doların üzerine çıktığı süreçleri de biz yayında konuştuk. Ama 2024 yılına geldiğimizde süreç biraz daha farklı işledi. Çünkü Kızıldeniz'de yaşanan bir gerilim de vardı. Bu ister istemez küresel emtia piyasasını özellikle petrol cephesinden baktığımızda ciddi anlamda bir arz güvenliğini de ortaya çıkardı. Tabii bu süreç içerisinde yani bu arz güvenliğinin söz konusu olduğu dönemde burada da fiyatlamaların yine değiştiğini gördük. Ama tabii bu süreç ne kadar devam edecek, ne kadar bir normal bir sürece varacak, bunu biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi zaman içerisinde bunu göreceğiz. Ama bu özellikle Kızıldeniz'deki bu uluslararası ticaret noktasında hatırlayın lütfen, bazı şirketler de durdurma kararı aldı buradaki faaliyetlerini, azaltma kararı da aldı. Tabii bu ister istemez buradaki arz ve talep dengesini, ticari dengesinde muhtemel değiştirdi ki hatta 75-76 dolara kadar inen petrol fiyatların bir anda 80 dolara kadar çıktığı bir süreci gördük. Şimdi altın ve petrol cephesini böyle değerlendirebiliriz kısaca. Ama özellikle altını konuşurken tabii ki de küresel ekonominin değişimleriyle beraber yatırımcının kendine farklı bir yön arama
iştahından bahsedebiliriz. Şimdi döviz kuruna baktığımızda da şöyle bir değişim gördük. Özellikle 2023'ün sonuna kadar hep biz yayınlarda şunu söyledik. Dedik ki önümüzde bir seçim var. Bir soru işaretiyle geçecek 2024 yılı var. Dolayısıyla bu engabe içerisinde Merkez Bankası yıl sonuna kadar dolar kurunu 30'un üzerine çok fazla çıkarmayacak diye bir öngörüde bulunmuştuk ki biz 2023 yılında 28-29 bandında hareket eden bir kurdan kapattık. Ama o 2024 ile beraber özellikle bu petrol yolundaki, daha doğrusu özür dilerim, küresel ticaret yolundaki o Kızıldeniz'de yaşanan gelişmeler, Merkez Bankası'nın faiz kararları, enflasyonun bir önceki aya göre biraz daha yukarı tırmanışı, gerek ABD cephesinden gerekse Avrupa Merkez Bankası cephesinden hala ilk çeyrekle ilgili ya da Ocak ayıyla ilgili faiz indiriminin yapılıp yapılmayacağının belirsizliği gibi hususlarla birlikte. Tabii burada bir de cari açığımızın gelmesi, bütçe açığımızın yukarı yönlü hareketi, 2024 bütçesinde planlananların çok fazlasından, beklentimizden fazla maalesef eksi yönlü ilerlememiz gibi hususlar bizim kontrolümüz dışında olan bu kurları da ister istemez yukarı yönlü çekti. Yani bizim bugün dolar kurunu 30 TL ve üstünde diye değerlendiğimiz olay, her ne kadar içerideki ekonomik koşullarımız olsa da büyük bir faktör de yurt dışındaki veriler ya da yurt dışında gelişen ekonomik olgular. İşte çapraz kurlara bakıyoruz. Hatırlayın 2023 yılında 1.05-1.06 bandındaydı. Bugün neredeyse 1.8, 1.9, 1.10 bandına kadar yaklaşmış bir rakam. Tabii bunların hepsi de bu serbest piyasa ekonomisini kabul eden Türkiye ekonomisi içinde maalesef negatif yönlü gelişmelerde hareket ettirdi. Öbür taraftan Euro kuruna baktığımızda zaten o 32 bandında daha da ne kadar yukarı çıkarabilir onu da maalesef göreceğiz. Maalesef diyorum çünkü benim beklentim daha da yukarı. Bundan sonra yani 30-32 bandında olan bir kurun tekrar 20'ye 25'e indirilmesi bu politikalarla çok fazla mümkün görünmüyor. Hatta yukarı çıkarsa bile inanın ben buna şaşırmam. Şimdiden söyleyeyim. Ama tabii burada bir rakam olarak işte 35 olsun, 40 olsun, 50 olsun öyle bir öngörüm yok. Ama zaten bu da kahinlik gibi bir şey olur. Yani küreye bakıp da 35 oldu, 40 oldu o çok fazla ben rağbet etmiyorum. Çünkü piyasada özellikle işte altın ve finans piyasalarına baktığımızda her sabah birileri çıkıp işte pazartesi alın, çarşamba satın gibi böyle çok astronomik böyle şeylerden bahsediyorlar. Küresel olguların ve Türkiye ekonomisinin her an, her saniye değişim gösterdiği bir ortamda rakamsal bir veri vermek ne kadar doğru bilmiyorum. Ama benim nacizane düşüncem şu olabilir. Bu politikalarla, bu küresel ekonomik gelişmelerle birlikte kurun daha da aşağı ineceğini ben pek fazla düşünmüyorum. Ya belki kuruş olarak azalma olabilir. Hani bu bizi belki tatmin edebilir ama özellikle Mart'tan sonra asıl atağı ben Mart'tan sonraki şeyden bekliyorum. Olgulardan sonra bekliyorum. Kaldı ki yine geçen hafta Avrupa Merkez Bankası'ndan bir açıklama gelmişti. O da diyordu ki ECB'nin Nisan'dan önce bir faiz indirimine gideceği beklentisi çok düşüktü. Yani bu demektir ki 2024 yılının ilk çeyreği yine hedeflere ulaşamayan bir enflasyon kavramı, yine merkez bankalarının faiz silahına piyasaya müdahalesinin yaşanacağı bir süreci göreceğiz. Tabii Türkiye de bundan etkilenecek. Muhtemeldir ki bu faiz artışları kademeli olarak Merkez Bankası'nın raporunda da vardı zaten açıklanan faiz şeyinde. Her ne kadar bu soğutma işlemine ara verileceğin sinyalleri de gelse, yükselen bir enflasyon var. Aşağı çekme biraz daha risklidir. Çünkü şöyle bir örnek vereyim. %70'lere yaklaşan bir enflasyonun olduğu yerde siz faizleri %20'ye, %30'a bir anda indirirseniz daha büyük felaketlerle karşılaşabilirsiniz. Faizlerin %8,5 olduğu dönemi de biz eleştirmiştik. Dedik ki ne faizlerin yükselmesi ne de faizlerin düşürülmesi, sağlam bir hedefe kilitlenmeyen ekonomi yönetimi yok ise anlamsızdır diye de bunu defalarca söyledik. Hatta Merkez Bankası treni nerede kaçırdı? Hatırlayın, faizlerin %19 olduğu, enflasyonun 19,75 olduğu bantta o kısa aralıkta bu hamleleri yapmış olsaydı belki bir ihtimal
bu süreci yaşamamış olabilirdik. Ama dedim ki bu bir sadece öngörüdür. O tren kaçtı. Ama tutup da enflasyonun %70'lere dayandığı bir ortamda siz faizleri indirseniz de yukarı da çıkarsanız çok fazla bir şey değiştirmeyecek. Ama yukarı doğru çıkardığınızda aynı orantılı enflasyon da yükselirse bu sefer ciddi anlamda bir kayıp yaşayacağız piyasalarımızda. İnsanlar daha da fakirleşecek. Türk lirasının cazibesi daha da azalacak. Kurlar yukarı yönlü belki daha da gidecek. Dolayısıyla birinci önceliğimiz küresel ekonominin uyguladığı faizle uğraşmak yerine daha makro ölçekte enflasyonu aşağı çekmek olmalıdır. Bu da sadece faiz silahını kullanarak ya da sadece Merkez Bankası'nı devreye koyarak tek başına, özellikle bunu ifade etmek istiyorum, tek başına yeterli bir karar olmayacak. Çok da fazla bir sonuç alamayacağız. Yoksa biz her ay işte her ayın son perşembesine yakın günde Merkez Bankası'nın faiz kararını ağzımız açıp bekleriz. İşte yorum yaparız. Ama aradan gözümüzün ucundan enflasyon da kaçmış olabilir. Dolayısıyla bizim evet faiz de önemli bir silahtır. Yani para aktarma mekanizmalarında Merkez Bankası'nın kullandığı çok önemli silahlardan biridir. İşte repo, ters repo, dips gibi ve diğer şeyler gibi, argümanlar gibi, elemanlar gibi. Ama tek başına maalesef biz faize kilitlendik. Sadece para politikasına kilitlendik. Bu da çok verimli bir sonuç alınmayacağının işareti olacak. Umarım 2024'te daha kalıcı politikalarla ya da sadece Merkez Bankası'na kilitlenip onun faiz politikasına odaklanan bir ekonomi yönetimi devam ettirilmez. Yoksa enflasyon da yukarı çıkacak. Diğer makroekonomik dengesizlikler de maalesef peşi peşi arka arkaya gelebilir diye naçizane böyle ufak bir görüşümle sözü size devredeyim. Evet. Geçtiğimiz haftanın önemli olayları böyleydi. Mahallenin Muhtarları programını, pardon, Finans Sokağı programını izlediniz. Bir başka Finans Sokağı'nda görüşmek üzere derken Ekonomi Caddesi'nde izlemeyi unutmayın diye hatırlatalım. Hoşça kalın. Hoşça kalın.